Bizim piyasamızda pozitif yükselen kenar var, negatif yükselen kenar var. İlla her piyasada pozitif yükselen kenar olacak, illa her piyasada negatif düşen kenar olacak veya ona benzer işte bizim standart zaman öğelerimiz var, bundan olacak diye bir kural yok. Piyasada bazen küçük program parçalarını siz kendiniz yazarsınız ve o küçük program parçalarını yeni bir komutmuş gibi kullanabilirsiniz. Örneğin bizim piyasamızdaki pozitif yükselen kenar. Bizim piyasanın pozitif yükselen kenarı ne? Input 0.0 örneğin bastık, T geldi, Q 0.0 çıkışını çalıştırdı. Bunun içinde bir yükselen kenarda. Input 0.0'a bastığınız zaman Q 0.0'ı bir çevrim çıkış verir. Ondan sonraki çevrimlerde çıkış vermez. Input 0.0'a bastık, burayı kapadı. İlk çevrimde B çıkış verdi 1 olarak. Yani Q 0.0'ın hafızaladı 1 yaptı. Daha sonra ikinci çevrimde burası kapalı. Ama F ne yapmıyor? Sıfır. Enerji akışı vermiyor. Sıfır. Bu sefer Q 0.0'ın hafıza alanındaki değeri sıfır. Bu bizim hazır P kontağını getirip buraya koyabiliyoruz. Bu kontağı kullanmayalım. Böyle bir kontağımız olmasın. Yani şunu burada olduğunu unutun. Ve yükselen kenar kontağını biz bildiğimiz diğer kontaklarla veya diğer yollarla oluşturmaya çalışalım. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki burada öyle bir devre parçası yapacağız ki input 0.0'a bastığımızda Q 0.0'ı çalıştıracak. Fakat bir sonraki çevrimde Q 0.0'ı çalışmayacak. Kapalısını mı kullanacağız? Neyi? Hadi kullanalım. Burayı input 0.0. Piyasayı ben yaptığın anda çalışır. Öyle değil mi? Doğru değil mi? Input 0.0'a basarım, açar, çıkışı keser. Ama benim istediğim o değil. Sen piyasayı run yaptığında buna uyarı var mı? Basıyorum, basmıyorum. 0 mı? 0. 0 olduğu için bu kapalı mı? Kapalı. Gitti direkt çıkışı bir yazdı. İstediğim bu değil. Butona basacağım. Butona bastığımda sadece bir çevrim çıkış verdi. Piyasayı çalışma mantığı nasıldı? Programı yukarıdan başlatırdı işletmeye. Aşağıya doğru programı ne yapardı? İşletirdi. Şimdi o zaman öyle bir şey yapacağım ki program aşağıya doğru işletilirken daha aşağıdaki bir eleman bunun bir sonraki çevrimde enerji almasını engelleyecek. Bakın programı aşağıya doğru ne yapıyor? Program başladı. Run yaptık. Girişim aç bütün okudu. Bunların değerlerini ara hafızaya aldı. Başladı işletmeye. Input 0.0 gördü. Gitti ara hafızada. Girişim aç bütünden değerini getirdi koydu. Q'ya örneğin 0 veya 1 neyse gitti bunu. Çıkış imaj bütüne yazdı. Aşağıya doğru işledi. Diğer değerleri gördü. Gördükçe gitti çıkış imaj bütüne işledi. Bir daha başa döndü. Nasıl? Yani bu şekilde işliyor, bir alt satıra geliyor, işliyor. O zaman ben programın altlarına öyle bir şey koyacağım ki programın altlarına koymuş olduğum o satır Q'nun bir sonraki çevrim enerji almasını engelleyecek. Örneğin, şu Q, düzeltiyorum. Neyi çalıştırsın? Merkez 0.0'ı çalıştırsın. Şimdi merkez 0.0'da ne yapsın? Merkez 0.0. Şimdi bu devreye bakalım. Q'yu devreden çıkartacak. Input'a bastın mı? Bastım. Bastın. Input'a bastığında buna 1 oldu mu? Hafızada. Evet. 1 önce enerji akışına müsaade etti mi? Evet. Etti. Merkez 0.0'a geldi mi? Evet. Hafıza alanına baktı merkez 0.0. Hafıza alanında merkez 0.0 0 olarak gözüküyor. O zaman bu kapalı enerji akışı devam etti. 2Q 0.0'ı çalıştırdı. Bunun hafıza alanı ne yaptı? 1 yaptı. Aşağı satıra indim. Aşağı satıra inince gitti. Hafıza alanına Q 0.0'a baktı. Q 0.0'ı ne olarak gördü?
bir olarak, bir olarak gördüğünde burayı ne yaptı? Kapadı. Kapatınca devam etti. Merkez 0.0'ı 1 yaptı. Bakın program buradan üst satıra geçmez. Aşağıya doğru devam edecek. Öyle değil mi? Aşağıya doğru devam etti. Bir sonraki çevirime geldi. Bir sonraki çevirime geldiğinde input 0.0'a hala benim parmağım basılı mı? Evet. Basılı input 0.0'a parmağım basılı olduğu için bunun hafızalığı yine 1 mi? Evet. 1 olduğu için buna kapalı değil mi? Evet. Devam etti mi? Merkez 0.0'ın hafızalığı ne? 0 şu anda 1. 1 olduğu için burayı açtı mı? Evet. Açtı. Enerji akışı var mı? Yok. Yok. Burası 0 oldu mu? Evet. Oldu. Orası 0 olduğu zaman. Orası 0 olduğu zaman. Çıkış. Q0 noktası bunu sıfır yaptı mı? Yaptı. Tamam. Tamam. Geldik aşağıya. Aşağıya geldiğimizde Q0 noktası bunu sıfır mı? Evet. Sıfır. Açtı mı burayı? Evet. Açtı. Enerji akışı var mı? Yok. Yok. Merkez 0.0 0 oldu mu? Oldu. Yeni değeri 0. Merkez 0.0 0 olunca burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapatınca parmağım hala basılı mı? Evet. Basılı. Basılı olduğu için gitti. Bu kapalı. Enerji akışı var. Enerji akışı var. 0 ya da 1 yaptı mı? Ya, burada ne oldu? Sıkıntı ne? Bir çevrim 0. Bir çevrim 1. İstediğimiz bu mu bizim? Evet. Değil. Sadece bir çevrim. Bir çevrim. O zaman ben buraya başka bir şey daha eklemem lazım. Benim buraya başka bir şey daha eklemem lazım. Şunu satırı bir daha silelim. Yani daha net gözüksün. Ulan bu değil. İstediğim. Burada ne yaptım ben? Bir çevrim 0 yaptım. Bir çevrim 1 yaptım. Olmadı. Buraya input 0.0 koyalım bu sefer. Tamam. Tamam mı? Bu da gelsin. Merkez 0.0'ı çalıştırsın. Bakalım şimdi ne olacak? İnput 0.0'a bastık. İnput 0.0'a bastığımızda bunun hafıza alanı 1 oldu mu? Evet. Burayı kapadı mı? Evet. Enerji geçti mi? Evet. Geçti. Bu kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Hafıza alanı bunun ne? 0. 0. 0 olduğu için kapalı. 1. Q 0.0'ı 1 yaptık mı? Evet. 1 yaptık. Aşağı satıra indim. Aşağı satıra indim. Bu uyarılı. Yani hafızalarda bir kapalı enerji geçti mi? Evet. Geçti. Merkez 0.0 1 oldu mu? Evet. Oldu. Program sona erdi. Bir daha başa döndü program. Bir daha başa döndü program. İnput 0.0'da parmağın var mı? Var. Var. Nasıl yani? Yani yine kapalı. Geçti. Bu sefer ne oldu? Merkez'in hafızalarındaki yeri 1 oldu. 1. 1 olduğu için açtı mı burayı? Açtı. Açtığı zaman çıkışı kesti mi? Kesti. Bunun yeri diğer artık ne? 0.0. Aşağı satır iniyorum. Burada bir değişiklik yok. Merkez çalışmayı sürdürüyor. Hani az önce bir satırda oldu, bir çevrimde bir diğer çevrimde olmadı ya. O olacak mı bakıyorum. Tekrar başa döndüğümde benim için hiçbir şart değişmemiş oluyor. He, şu. Bir daha net gözüksün, şunları silelim. Aslında şurada yapmış olduğum devre parçası benim. Şurada yapmış olduğum devre parçası benim piyasımda şu şekilde oluşturulmuş. Tamam. Bu fonksiyon aslında birden fazla özgür ifadeyle oluşturulmuş, bana hazır komut şeklinde sunulmuş.